Aşk Harcama 80 Yolu benim yazdığım en hızlı şarkılardan biri olabilir. Daha doğrusu cümleyi şöyle düzelteyim. En hızlı yazdığım şarkılardan biri. Yaklaşık 2 saat içerisinde falan bütün sözünü, müziğini bitirmiş oldum. Şöyle bir deneme yapıyordum o hafta. Şarkı yazarlığı üzerine kendimce bir challenge yapmıştım. Ve her gün bir şarkı yazacağım ve bitireceğim bunu gibi düşünüyordum. Çünkü aslında ben şarkı yazarken böyle hep süreçleri yayan, sonra değiştiren, tekrar versiyonlar üreten falan onu böyle zorlaştıran biriyim. Ama bu şarkı da böyle bir denemeydi aslında. Kendi kendime bir iddiaydı bu. Bunu yapacağım ve bitireceğim. Şarkı o yüzden çok hızlı bitti ve ben de şaşırdım. Yani bütün kendi içerisinde de çok mantıklı ve doğru bir kompozisyona sahip bir şarkıyı çok hızlı bir şekilde bitirmiş oldum. Benim için böyle özel bir şarkıdır bu anlamda. Stüdyoya gittim. O zaman şu ankinden farklı başka bir grupla beraber çalışıyorduk. Şarkının kayıt aşaması da herhalde 3-4 saatte falan bitmiştir. Müthiş basit bir aranje, kolay bir kompozisyon. Bu anlamda şarkı çok özel bir yerde bizim için. Yani Teneke'nin genelde daha kompleks, progresif fikirler falan üretmeyi seven bir grup. Bu şarkıda bunu yapmadık. Kendimize hakim olduk diyebilirim. 2016-15 senesinde, 2016-15'te kaydettik şarkıyı. 16 yılında da yayınlandı. Ve şarkı çıktıktan sonra hemen böyle ses getirmedi. Yanlış hatırlamıyorsam böyle 2018'lerde, 19'larda falan şarkının yayınından 2-3 yıl sonra beni arayıp dediler ki Caner böyle böyle bir şarkın senin acayip çok dinleniyor. Bir baksana Spotify'da Aşkı Harcamanın 80 Yolu. Ben baktım hakikaten böyle bütün şarkıların önüne geçmiş aylık dinlenmelerde falan. Çok yukarıda bir yerde. Çok şaşırmıştım dinleniyor olmasına bu kadar çok şarkının. Sonra o hiç tabii önünü alamadığımız bir noktaya doğru gitti. Yıllardır dinleniyor. Hiç vazgeçilmedi şarkı bir anda. Böyle bir klasikleşmeye başladı. Aşkı Harcamanın 80 Yolu'nun yapım süreci biraz böyle. Ah, bu şehrin her köşesinde bir ayrılık var. Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar. Başaramıyoruz ilişkileri yürütmeyi ve her tarafta bir ayrılık var. Manası buradan geliyor. Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklarda biraz böyle hem kişileri hem de ilişkileri idealize edip o ulaşılmaz bir şeye dönüştürmekle alakalı. Yani bir dilek içerisindeyiz ama gerçekte temasta yaşadığımız şey o istediğimiz gibi olmadığı için yürütülmüyor. O bir dilek olarak kalıyor, ağaca asılmış bir dilek gibi. Veya var olan ilişkilerde aynı şekilde kolayca son buluyor gibi düşünebiliriz. Ne gel, ne git, ne gerçek, ne mit. Ne var, ne yok, onda varsa bende yok. Burası tam da böyle günümüzün terimleri olan gaslighting, ghosting ve love bombing üzerine anlatılan bir bölüm. Şarkının prekorusu. Mesela şöyle bakabiliriz. İşte ne gel ne git, ne gerçek ne mit. Gaslighting'den bahsediyor olabiliriz. Yani gerçeklikle ilişkisini karşı tarafın koparan, belki o manipülasyonu yaratan bir noktaya geliyor olabilir. Kaçan kovalanıyor, kovalanan kaçıyor falan filan işte. Öyle bir hikaye var orada da. Sende varsa bende yok fikri biraz böyle ghosting gibi bir şey olabilir. Tamamen burada bu terimlerin herhalde daha hiç ortada yok olduğu 2015'lerde vizyon ortaya koymuş olabilirim yanlışlıkla. Bugün işte çok önemsediğimiz konulardan birine dönüşmüş olabilir bu ilişkilerde. Ya da bu manipülasyon şekillerinin insanların canını yakan bir hale dönüşmüş olmasıyla alakalı olabilir. Ben bu arada işte yeni yeni trendlerde hep Aşk Harcamanın 80 Yolu'nu görmek mümkün TikTok'ta, Instagram'da bazı Reels'larda falan. Herhalde bu özellikler, bu terimler üzerinden şarkıyla bir bağlantı kurulduğu için trend oluyor diye de düşünüyorum bir yandan. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç. Git gide aptallaş, ne saçma bir savaş. Aşkı Harcamanın 80 Yolu. Aslında demin anlattığımız hikayenin devamı gibi burası da. Biraz bütün böyle prekorusu içererek söyledim. Bu bölüm de aslında onun içerisindeydi. Gitgide aptallaş kısmı bence önemli, kritik bir yer. Hedefsizleşmeye başladığında, amaçsızlaşmaya başladığında konu sadece böyle bir çekişmeye dönüşüyor.
Yani bir kesişim noktası aramak yerine artık çekişmenin sürdüğü ve o çekişmeden belki zevk alınan bir noktaya gelindiğini ve bunun da bir aptallık olduğunu söylemeye çalışıyorum. Aşkı harcamanın 1001 yolundan da birkaç tanesi, 5 tanesi, 10 tanesi, buradaki sayının bir önemi yok. Aşkı harcamanın 80 yolu bu şekilde. Aşk doktoru Caner babam. Bir ölümü ne sevenler durmadan denerler, inatla kaybederler. Ölümü ne sevenler şu: karşılıksız verici taraf, karşılıksız verici olan ve ne pahasına olursa olsun karşı tarafı objektif değerlendiremeden sevmeye devam eden ve bundan da sürekli ağzı yanan taraf. Ölümü ne sevenler bu yüzden kaybederler. Anlatmaya çalıştığım şey bu. İki yapış yapış sevenler mesafeler girince nedense vazgeçerler. Yapış yapış sevenleri aslında tanıyoruz. Bu böyle hakikaten biraz fiziksel olarak da yapış yapış sevenlerden bahsediyorum. Burada böyle işte ne derler ona? Mıç mıç mıy mıy falan gibi kavramlar. Böyle bir arada olup ya artık itici bir seviyede çok yakın temasta ve birbirlerine çok düşkün görünen çiftlerden bahsediyorum. Yapış yapış sevenler mesafeler girince nedense vazgeçerler. Buradaki nedense tırnak içinde bir espri tabii ki. Yani o yakınlığın, o temas bağımlılığının gerçekçi olmadığını ve en ufak uzaklıkta, soğuklukta veya araya girecek bir engelde zaten gerçekçi olmayan bu yakın temasın kopacağından bahsediyorum. Üç platonik sevenler hüzünlü şarkılar sever, hayatta kaybederler. Introvert. Introvert insanlar bunlar. Ya introvert değil tabii ki ama evet bence introvert türler aynı zamanda. Platonik sevmek biraz tabii özgüvensiz bir şey olduğundan ötürü bu özgüvensizliğin hayatta birçok alanda o kişinin etrafını sardığına da inanıyorum. O yüzden hüzünlü şarkılar dinleyip hayatta da kaybedebilecekleri varsayımında bulunuyorum. Platonik aşk bence insanı sadece ilişki romantik ilişkilerinde değil, bunu başarabiliyorsa yani platonik aşkı sürdürmeyi devam ettirebiliyorsa bu kişinin hayatın birçok alanında da başarısız olacağını düşündüğümü söylemeye çalışmışım. Dört sevmeden sevenler seviyormuş gibiler, daha çok küçükler. Aşkı harcamanın 80 yolu. Evet, bu da sevginin ne demek olduğunu bilmeyen, daha doğrusu henüz o olgunluğa ulaşamamış, bu olgunluk seviyesine ulaşması için gereken hem sevgiyi almayı hem sevgiyi vermeyi bilmeyen, o yüzden küçüklerden kastım, evet gelişmemiş, olgunlaşmamış fikirler. Aşkın ne olduğunu, sevginin ne olduğunu bilmiyor. Bu dördüncü yolumuzda bahsettiğim gibi sevginin ne olduğunu bilmeyen, almasını, vermesini bilmeyen insanlardan bahsediyoruz. Öyle bir aşk doktoru gibi konuştum ki programın sonunda izleyip herkes vay be adam ne kadar bu işleri doğru yapıyor falan gibi düşünecekler. Ben bu işleri çok yanlış yapan biri olduğumu kenara not düşmek istiyorum. Ben dörde koyardım kendimi. Burada şöyle bir durum var. Yani sorunlu olan taraf biraz ilişkilerde ben olduğum için, yani yaşadığım tecrübelerde. Belki karşı tarafı biraz platonik bırakmış olabilirim. Bazen şu oluyor, öyle derin bir fikri bir şarkıya yerleştiriyorum ki çevremin öğrenmesini istemiyor olabiliyorum onu. Umarım diyorum, yani bu metafor içerisinde bu çok da anlaşılmıyordur. Bazen öyle bir hissim olabiliyor. Fakat o hissettiğin duygunun karşı tarafa o şekilde geçebiliyor olması fikri çok mucizevi de geliyor bana bir yandan. Yani sadece evde oturup elimde bir gitar alıp işte kağıt kalem ve gitarla yaptığım bir şeyi böyle belki binlere, milyonlara falan ulaştırıyorsun ve o insanlardan dönüş alıyorsun. Ben bunu böyle hissettim, benim hayatımda bu kişi için bu şarkıyı söyledim diyor mesela. Çok böyle mucizevi bir his. Fakat şeyi hissediyoruz yani orada böyle kolektif olarak o duyguların aslında ne kadar da ortak olduğunu anlıyoruz. Ve belki de şey hissediyorsun, seni yaralayan bir şeyse mesela bu duygu, yani o şarkının anlattığı, birazcık daha normalleştirebiliyorsun, birazcık daha
kendini yalnız hissetmiyorsun gibi olabiliyor. Belki onun için de geçerli bu. Aynı şekilde bende de karşılığı böyle. Kitap çıkartsam kesin satar diye düşünüyorum ama bunu yıllardır. Aşkı Harcama'nın 80 yolunu dedik. İşte 4'ünü söyledik. 76 yolu diye bir kitap. Çok da böyle cool da 76 yol niye 76 falan. Şarkıyla da promote edilebilir aynı zamanda. Süper bir fikir. Bunu hep düşünüyorum. Ama ihtiyacım olan o 76 yolu bulmam gerekiyor bir de. Bunu anlatmanın 80 tane yolu var dersin mesela birine. Bir abartma şeyi olarak kelimesi, abartma cümlesi olarak seçilmiş bir şey ama bildiğim kadarıyla mesela bir tane Hollywood filmi var. Bilmem ne yapmanın bilmem kaç yolu falan gibi böyle hani biraz böyle kullanılan bir deyim gibi de. 80 abartma ifadesi aslında. Şu ara çok dikkatimi çekiyor. Böyle önüme düşen Reels'lar var ve böyle tuhaf tuhaf insanlar türemiş durumda. Herkes bir tavsiye veriyor ve geçiyor gibi hissediyorum. Yani sana bir tavsiyeyi atıp kaçıyor gibi. Ben de onlardan biri mi olsam acaba diye düşünüyorum yani. Hani 76 tane Reels çekip böyle her gün bir tane yayınlasam kesin muhtemelen 102 tane falan danışanım olur diye düşünüyorum bir süre sonra. Online terapi. Buyurun. Teneke uzun süredir aslında müzik üretiyor ama böyle boşluklar var aralarda. O boşluklar insanlara tabii artık yeni dünyada uzun geliyor. Yani 2 sene, 3 sene falan gibi süreleri bırakın. Böyle 2 ay bile ortadan kaybolsanız ya bu herifler nereye gitti falan diyorlar insanlar. O yüzden biz o boşluklarda birazcık böyle kendi içimize kapanıp bir şey üretmediğimiz dönemlerde falan dinleyiciyi muhtemelen birazcık küstürdük gibi oldu. Ya da küstürdük demeyelim de. Unutturduk kendimizi gibi oldu. Artık ama bu yeni dünyaya geç de olsa adapte olmuş bir şekilde devam ediyoruz. Dinleyicilerin burada olduğumuzu, müzik ürettiğimizi bilmelerini isterim şahsen. Platformlardan mutlaka baksınlar. Sürekli aslında single'lar falan bir şeyler çıkartıyor oluyoruz. Ama böyle duyuramadığımız bir dönem vardı. O dönem bitti artık buradayız. Teşekkür ederim her şey için. Harun Tekin olarak cevap verebilirim. Bir iki tane turnede Şebnem Ferah'la beraber sahneyi paylaştık. Bunun dışında o dönem çok sevdiğim James Blunt'ın ön grubu olma fırsatımız olmuştu. Yine erken dönem Teneke'nin ilk zamanları. Scorpions'ın ön grubu olarak çıkmıştık. Kahramanlarımla beraber sahneye çıkmış olmak veya onlarla tanışmış olmak müthiş duygular.